Bosna Hersek, savunma kabiliyetlerini artırmak ve ordusunu modernize etmek amacıyla Türk savunma sanayi ürünleri alacak. Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı ve kirpi 2 zırhlı personel taşıyıcı alımı için müzakereler sürüyor. Planlanan alımlar kapsamında 6 adet Bayraktar TB-2 siha ve 4 adet kirpi 2 zırhlı araç, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilecek. Selçuk Bayraktar liderliğindeki Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, 27 saat havada kalabilen, 300 kilometre iletişim menziline sahip, yüksek hassasiyetli mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çeken bir siyah platformu elektrooptik ve kızılötesi kameralarla donatılan Bayraktar TB2, keşif, gözetleme ve taarruz görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Özellikle düşük maliyetli operasyon yeteneği, modüler yapısı, ve gerçek zamanlı istihbarat sağlama kapasitesi sayesinde dünya genelinde 30'dan fazla ülke tarafından tercih edildi. Türk savunma sanayinin zırhlı kara araçları üreticisi bir tarafından geliştirilen Kirpi 2, üstün mayın koruması, balistik dayanıklılığı ve gelişmiş taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. 13 kişilik taşıma kapasitesi, 360 derece dönebilen silah istasyonu ve elektronik savunma sistemleriyle modern savaş alanlarında güvenlik ve hareket kabiliyeti sağlıyor. Yol kenarı bombaları, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sunan Kirpi 2, NATO standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bu alımlar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki savunma işbirliğinin derinleştiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Türk savunma sanayisinin global ölçekteki başarısını yansıtan Bayraktar TB2 ve Kirpi 2, Bosna Hersek'in modernizasyon çabalarında önemli katkı sağlayacak. Türk Savunma Sanayi 2024 yılında Aselsan, Asels, Roketsan, Havelsan, Tusaş, Baykar, Otokar, FNSS, BMC, TÜBİTAKSAGE, Asfat, MKE gibi şirket ve kurumların çabalarıyla gelişimini sürdürüyor.